Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Cici Biyoloji. Nam Tayfun Hoca. AYT e, tekrar videolarında, hızlı tekrar videolarında sana geldi sinir sistemine ama ilginç bir durum söz konusu. Sinir sistemine iki tane döküman vermişler ve dökümanın arkadaşlar birinde hastalıkları var, birinde de e, sinir sistemin sağlığı nasıl korunur adlı bir arkadaşlar e, döküman var. Sinir sisteminden hiç bahsetmemişler, hiç almamışlar. E, bu da ilginç bir durum olmuş ama ben size burada biraz katkı sağlayabilir misiniz sistemin alakalı ee, ne bileceksiniz mutlaka sinapsta impuls iletimini bilin arkadaşlar impuls iletimi sırasında azalanları artanları mutlaka bilin arkadaşlar depolarizasyon polarizasyon repolarizasyon gibi kavramları boş geçin ee, nöron çeşitlerini bilin ayrıca glia çeşitlerini de bilin işte o işinde astrositin olduğu oligodendrositin olduğu şivanın olduğu o e, nöron çeşitlerini mutlaka bilin bilmeden sınava girmeyin arkadaşlar ee, sonra sinir sisteminde ise e, arkadaşlar üstün körü bakın üstün körü Diyorum. Çok ayrıntılı bilmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Her beyin kısmının özelliğini bilin. Mesela uç beyin nedir? İstemli hareket. Aklımıza hemen gelecek. İşte duyu organlarının değerlendirilmeleri. Aklımıza değil. Orta beyin. İşte bazı göz kulak refleksleri. İşte omurilik soğanı. İşte sistemleri kontrol eder. Pons. Sistemleri omurilikle bir de kontrol Özellikle solunum merkezi. Yutma gibi. Çiğneme gibi kısımlarla ilgili. İşte beyincik denge gibi arkadaşlar. Nokta atışı birer cümleyle bilin. Yani bilmeden sakına girmeyin burada döküman olmadığı için ben de o videoyu geçmek zorunda kalmış oluyorum. Şimdi sinir sistemi hastalıkları bugüne kadar 4 senedir müfredat içerisinde hastalıklar. Hiç soru gelmedi. E belki de siz ilk olacaksınız. Sistemlerden ilk size soru gelecek. Ve bence de sistemlerden bir soru gelecekse o sorunun Gelme ihtimali en yüksek olduğu konu bence sinir sistemi. Çünkü sinir sistemindeki hastalıklar baya e, bayağı soru sorulacak hastalıklar arkadaşlar. E, bu hastalıklardan bir tanesi multiple MS hastalığı dediğimiz Serdar Ortaç'ın hastalığı. Geçmiş olsun diyoruz. Allah şifa versin diyoruz. E, tehlikeli bir hastalık. Özellikle kendi otoimmün rahatsızlığımızdan dolayı. Yani bağışıklık sistemimizin kendi vücudumuza zarar vermesinden kaynaklı. Ne yapıyor? Bağışıklık sistemimiz yeni kılıfımızı parçalıyor arkadaşlar. Ak yuvarlamız yeni kılıfımıza zarar veriyor. Yeni kılıflar zarar görünce arkadaşlar bu hasar gören yerler sertleşiyor ve sertleşmiş alanda plaklar oluşuyor. İşte skleroz dediğimiz plaklar, sklera sert yapılar oluşuyor arkadaşlar. E bu da tabii ki ne oluyor? Sinir sisteminin birçok yerinde sinirsel iletimde sıkıntılar ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bildiğim kadarıyla erken teşhis yapıldığında e, çaresi olabilen bir hastalık arkadaşlar, tedavisi olabilen bir hastalık. Geçelim Alzheimer'a arkadaşlar. Alzheimer'da yine yaşlılarda özellikle çok ortaya çıkabilen e, bir hastalık. Asedikolinle bağlantısı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu yazmış mı? Yazmış. Evet bakın ne yazmış. Beyin kabuğunda anormal protein birikimi ya da bellek bölgesinde asetilkolin azlığı bu hastalığın nedenlerindendir yani bir e, özellikle hücrelerde arkadaşlar beyin kabuğu dediğimiz işte o hücre gövdeden olduğu kısımda protein birikimi anormal derecede ki burada da plaklar oluşuyor. Hücrenin içi doluyor. Ve ayrıca da asetilkolinin az salgılanması Alzheimer hastalığına sebep olabiliyor. Alzheimer'ın en büyük belirtisi kişinin arkadaşlar yakın geçmişten başlayarak uzağa doğru unutmaya başlaması. En son arkadaşlar bildiğim kadarıyla solunum sistemi falan da gidiyor ve insan e, ölmeye başlıyor arkadaşlar diyoruz. Ölmeye başlanmaz gerçi parkin Parkinson hastalığına geldik arkadaşlar. Parkinson hastalığı ise e, Muhammed Ali Clay'den e, bilmemiz gereken bir hastalık. Yine e, Michael G. Fox, Geleceğe Dönüş filminin e, baş e, rol oyuncusu. Tabii sizin yaşınız yetiyor mu filmi ama Geleceğe Dönüş oturup izleyebilirsiniz. O filmdeki başrol karakterini de aynı şekilde Parkinson hastalığı. Hatta dünya Parkinson derneklerinin başkanı olabilir Michael G. Fox arkadaşlar. Parkinson nedir? Dopamin eksikliğinden kaynaklanıyor arkadaşlar dopamin üreten hücrelerin ölmesinden kaynaklanıyor bu hastalık. E ne oluyor? Dopamin eksikliği sonucunda özellikle kasta titremeler, işte ellerde titremeler, duruş bozukluğu. Şurada gördüğünüz arkadaşlar el pozisyonlarını görüyor musunuz? Parmakların pozisyonu. Gerçekten aynen böyle yürüyorlar. Tanadık e, tanıdık Parkinson hastaları var. Gördüğüm aynen bu durumda var arkadaşlar. Tedavisi yok arkadaşlar. Tedavisi işte beyin pilleri falan takıyorlar. Dopamin salgılamasını sağlayacak piller falan takıyor. Diyor. Veya işte dışarıdan bir şekilde dopamini alabilirse alıyor. Böylece bir şekilde hayatını idame ettirme gibi durumu söz konusu. Epilepsiye geldik. Epilepsi eskiden ciddi... Arkadaşlar yollarda insanların böyle yere düşüp kıvrandığını gördüğünüz bir hastalık. Sarı hastalığı. E, beyindeki ani ve aşırı elektriksel bir yayılma ve boşalmalardır arkadaşlar. E, ve bunun nedeninden bunun sırasında bu krizler sırasında ciddi nöbetler sırasında ciddi sıkıntılar oluyor arkadaşlar. Yani böyle insan ne oluyor lan diyor. o Öyle bir durum söz konusu. E, ne bileceksiniz? İşte e, epilepsi dediğinde ani elektrik boşalmaları, elektrik yayılmaları gibi bir şey bileceksiniz. E, Epilepsinin de arkadaşlar tedavisi, ilaç tedavisi var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Demek ki bu ilaçların tedavisi bayağı e, olumlu sonuç veriyor ki son zamanlarda çevremde epilepsiye dayalı bir nöbet pek görmedim. Depresyon şu an şu videoyu izleyen hemen hemen herkesin yani videoyu anlatan benim de içinde bulunduğu bir hastalık arkadaşlar. Onu ifade edebilirim. E, sebebi tam olarak bilinmese de insanların arkadaşlar hayattan zevk alamaması, mutsuzluk işte hayat ilgisinin azalması, kendi öz bakımının yapamaması falan filan gibi olayların hepsine depresyon diyoruz. Burada bir şey yazdı Okul kitabında yazdığını zannetmiyorum ama nöroadrenalin, serotonin ve dopamin salgılayan nöronların aktivitelerindeki azalmaya veya genetik faktörlere bağlı olduğu düşünülmektedir diyor. Yani tam kesin bir sebebi de yok arkadaşlar. E depresyonda ilaç tedavi veya terapi ile tedaviler mevcut. E hemen hemen her insanda olabilecek hastalıklar bunlar. Bunların bir hastalık olduğunu, depresyona sahip insan deli olmadığını unutmayın arkadaşlar. Bunlar deli değil. E sadece hayata arkadaşlar farklı bir şekilde bakmaya başlamışlar. Bunlar hayata normal bir şekilde bakması için ilaç kullanmaları veya terapiye girmeleri gerekiyor. Kırmızı odaya dönüyor ortalık ondan sonra. Evet devam edelim. Sorular 3 tane sorumuz var. Diyor ki bağışık sistemi hücrelerinin merkezinin sinir sistemine sızması sonucu nöronları saran miyelin kılıfın tahrip olmasıyla ortaya çıkan hastalık dediğinde aklımıza hemen multipl gelecek arkadaşlar. Beyin içinde bundan sinir hücrelerinin olağan dışı elektrokimyasal boşalması Olağan dışı elektrokimyasal boşalma dediğinde aklımıza hemen epilepsi gelecek arkadaşlar. Olağan dışı elektriksel, elektriksel bir şeyler gördüm mü epilepsi yapıştır. Bir hasta olayla karışır, geçmiş olan bazen hatırlayamadı değildi. Ancak Alzheimer yapıştıracaksınız. Yani her hastalığın belli bir etkisi var. Tekrar ediyorum hastalıklardan bir soru gelecekse bu hastalığın sinir sisteminden gelme olasılığı çok ama çok yüksek. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sıradaki videoda üzere.